kitabı. Dalga mı geçiyorsunuz? Yine bir oyuna getirmeye çalışıyorsunuz bizi, değil mi? Aa, hiç öyle şey yapar mıyız biz? Doğru söylüyoruz. Gerçekten. Her dileği gerçekleştirme gücüne sahip bir kitaba sahibiz. Ve bu kitabın gücünü size yardım etmek için kullanmak istiyoruz. Ya öyle. İstediğimiz... Aman, istediğiniz her şey gerçek olacak yani. Ne istersek mi? Ne isterseniz. Duydun mu Monk? Duydum, duydum. Nerede bu dediğiniz kitap? Madem anlattıklarınız doğru, gösterin o zaman, biz de görelim. Şu an bizde değil. Nasıl sizde değil? Nerede o zaman? Bizdeydi aslında. Tam kitabı nasıl kullanacağımızı çözüp size anlatmak üzereydik ki... O köydeki çocuklar gelip kitabı aldılar elimizden. Çocuklar mı? Evet. Geri aldık sandık ama kaşla göz arasında çuvalı değiştirmişler. O sırada da kardeşiniz Cüci her şeyi gördü zaten. Ben sadece onlardan şu elinizdeki çuvalı aldığınızı gördüm. Ne malum anlattıklarınızın doğru olduğu ya da dediğiniz kitabın hala sizde olmadığı. İnanmıyorsanız bakın. İşte kitabın yerine bunu vermişler bize. İşinize yaramıyorsa onu ben alabilir miyim? Tabii. Al buyur. Kendim alınmış gibi. Gördünüz işte. Bir tane peyniri geri almak için onlarla uğraşmadık herhalde. Anlattığımız her şey doğru. Bizden şüphe etmeniz geçtiyse bundan sonra ne yapacağınızı düşünün bence. Ruhi doğru söylüyor. Kurtulmak için olan tek şansınızı da elinizden almalarına izin mi vereceksiniz yoksa? Kemal amcanın sırrı. Bir sırrı olduğu kesin. Ama ne? Keşke birkaç ipucu daha olsaydı. Karaca haklı galiba. Onunla konuşmadan bunu öğrenmem imkansız görünüyor. Ya her şeyi anlatınca kitabı benden geri isterse? Sonuçta onun sakladığı bir kitaptı. İsteyebilir. Ama kitabı benden alırsa evime, ailemin yanına geri nasıl dönerim? Olmaz. Kitabı veremem kimseye. Kim o? Benim. Uyanmışsın. Evet. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Yani bundan sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Kitabı tamamlamakla ilgili mi? Evet. Kemal amcayla konuşacak mısın? Karar verdin mi? Bilmiyorum. Hala karar veremedim. Hadi şimdi bir güzel karnımızı doyuralım. Sonra düşünürsün bunu. Anacığım yine mis gibi ekmekler yapıyor. Özge başında bekliyordu. Biraz daha durursak sadece kırıntıları kalacak bize. Tamam. Ne yapıyorsun böyle? Hayali koyunlar gütmeye başladın artık galiba. Dalga geçmeyi bırak Bahadır. Şimdi hiç uğraşamayacağım. Koyunlardan biri kayıp, onu arıyorum. Tamam. Kızma hemen. Hangisi kayıp? Kınalı. Kınalı hep kaybolur zaten. Sonra da bir köşede çıkar ortaya. Ne var bunda canını sıkacak? Arar buluruz şimdi. Buluruz değil mi? Buluruz tabii. Hadi. Kınalı. Kınalı. Anacığımın ellerine sağlık. Evet, gerçekten çok lezzetliydi. Dedim sana. Ah, bak, Kemal amca orada. Ne yapacaksın? Anlatacak mısın her şeyi? Bilmiyorum, hala karar veremedim. Ne oldu? Ay, sapanımı evde unutmuşum. Ben de bir şey oldu sandım. Olmaz olur mu? Bekle sen beni burada. Hemen alıp geliyorum.
Tamam. Yok. Hiçbir yerde yok. Hadi şuraya çıkıp bakalım. Yukarıdan daha çok yeri görebiliriz böyle etrafta gezinmektense. Tamam. Sen şu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakarım. Görüyor musun bir şey? Hayır. Sen? Ben de. Dur. Dur bir dakika. Bir şey gördüm sanki. Hani? Nerede? İşte bak. Orada. Kınalı. Oh. Sonunda. Buluruz demiştim sana. Hadi gidip alalım. Ne oldu? Şuraya bak. Olamaz. Ne yapacağım? Konuşursam kitabı isteyebilir. Ama konuşmazsam da kitabı tamamlayamayacağım zaten. Konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Evet Ali. Sen onu dediğim gibi yap. Tamam Kemal amca. Oo Emiray, nasılsın bakalım? İyiyim Kemal amca. Teşekkür ederim. Zamanınız varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Var tabii. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Evet, çok önemli. Merak ettim şimdi. Anlat bakalım. Ben sizi daha önceden tanıyorum. Yani bu köyden değil. Başka bir yerden tanıyorum. Nereden? Nasıl anlatsam? Bilmiyorum ki. Bir gün ben bir kitap... Kemal amca! Kemal amca! Ne oldu çocuklar? Hayırdır? Çok kötü! Çok kötü! Ne oldu? Söylesenize. Devler! Köye geliyorlar! Ne? Emin misiniz? Evet! Ne yapacağız Kemal amca? Neden geliyorlar yine? Bilmiyorum. Bunu düşünecek de vakit yok şimdi. Yakındalar mı? Daha değil ama çok sürmez yaklaşmaları. Herkese haber salın. Hemen hazır olsunlar. Acele edin. Hadi durmayın. Tamam. Dün bizi gördüler mi acaba? Ondan mı geliyorlar? Görselerdi dün peşimize düşmezler miydi? Doğru. Yaklaşıyorlar. Herkes yerini alsın. Hazır mı herkes? Evet. Şimdi... Sesten niye etkilenmiyorlar bu defa? Akıllanmışlar da ondan. Kemal! Söyle dursunlar. Bir faydası yok. Karaca! Durun! Kemal! Çık karşıma! Konuşacaklarımız var. Kemal! Sonunda çıkabildin. Ne var Munk? Ne istiyorsunuz yine? Niye geçtiniz sınırı? Söylediklerinin hiçbirini duymuyorum ama zaten dinlemesi gereken sensin. Kitaptan haberim var. Size 2 gün süre vermek için geldik. Tekrar geldiğimizde o kitabı bize vereceksiniz. Yoksa bu defa köyünüzün tamamını başınıza yıkarız. Unutma sakın, 2 gününüz var.
yaptığım başıma geldi. Ama kitaptan nasıl haberleri olabilir? Öğrenmişler kitabı. O adamlar anlatmış olmalı. Ne yapacağım şimdi? Kitabı istiyorlar. Vermezsek köye saldıracaklar. Verirsek de çok tehlikeli şeyler yapabilirler. Kemal amcayla konuşabildin mi? Hayır. Yani tam konuşmaya başlamıştım ki Bahadırlar devlerin geldiğini haber verdi. O belki ne yapabileceğimizi daha iyi bilir. Evet, haklısın. Vakit kaybetmeden her şeyi anlatmam lazım artık. Evet evet. Başka çarem yok. Bunu yapmak zorundayım. Söyle bakalım yol arkadaşım. Şimdi ne yapacağız?